Herkese merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Sims 4'te vampir challenge'ımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vampir olduğumu ağzından kaçırmadım değil mi? Tamam. Neyse. En son vampirimiz hoşlandı, çocuğun yanında duruyordu ama ona karşı güçlerini kullanamıyordu bir türlü. Kullanmak istemiyordu çünkü gerçekten güçlerini kullanmadan onu vampir olarak kabul eden tek insan neredeyse oydu. Ama az önce onun duygularına pek karşılık alamadığını fark etti. Şimdi tekrar deneyecek. Mutluluğunu... Bakalım sürdürebilecek mi? Onun yanında olmaktan acayip mutlu şu anda. Ama nereye gitti? Kaçtı. Gitme. Hayır, iltifat edelim. Dur. Isırılmış mı bu? Biz mi ısırdık bunu? Aa, biz ısırmıştık. Doğru hatırladım. Tamam, iltifatımızı kabul ettiğine göre şimdi. Bir de. Görünüşüne iltifat edelim. Güzel. Ama bunu arkadaşça algıladı. Bu hiç hoş değil gerçekten. Arkadaşça algılaması da hoş değil. Onunla fotoğraf çekeceğiz ama vampirler aynada gözükmüyor galiba. Onu bir denemek istiyorum. Burada ayna var mı? Aa, sarıldılar kendiminden. Konuşuyorlar şu anda Akira'yla. Ama dur bir dakika. Aynada gözükmüyor. Evet. Gerçek bir vampiriz demek ki. Bir dakika. Bunun araları kötüydü bunların galiba. Evet. Bunun araları bayağı kötüydü. Şimdi birazcık buradan kan içebiliyor muyuz bakalım. Bakalım. Evet. Şöyle bolca bir kan içelim. Hem de böyle vampir güçlerimiz de artıyor her seferinde. Bu arada bu da önceki oyundan, önceki seriden birisinin sevgilisi. Evet, şimdi güçlerimizi toplayıp amacımız şuralardaki en yüksek güçleri elde etmek. Böylece tüm insanlara karşı güçlerimizi kullanabileceğiz. Ve neredeyse bayağı bir güç topardık ama diğer insanlar da bizi fark etti herhalde. Neyse, bizi tanımaz çünkü hipnotize ettiğimiz için sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, artık bayağı bir doyduk şimdi. Bayağı bir doyduk ama bayıldı yine. Bu da kim? Eski Sims'te Mortimer'lar mı? Aa, Bella Goth valla, aynen. Neredesin, nereye gittin? Aa, burada bir sanat atölyesi var galiba. Bir üst kata daha çıktı. Burada şarkı söylüyorlar herhalde, şunları izlesin. Neyse, bizi herhalde fark etmediler. Bunların içleri ölmüş galiba. Emir verelim mi bunlara? Bence bunlara emir verelim birazcık. Sana buna karşı kötü olmadı. O zaman buna yapalım aynısını. Ha, bu şimdi birine karşı kötü davranacak. Buna şu anda aşağılayıcı sözler söyledi. Gitmeyin. Neyse, o zaman biraz burada hazır kalmışken şöyle bir meditasyon yapalım. Hazır kimse yokken bu çatı katında biraz sakinleşelim, güç toplayalım. Çünkü akşam olmak üzere ve akşam olduğu zaman demek bütün insanlarla tanışabileceğimiz, güçlerimizi geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. Evet, şimdi artık daha güçlüyüz. O zaman nereye gitsek? Hazır şehirdeyken buraya gelelim. Burada insanlarla tanışalım. Nerede benim? Kız niye gelemedi hala ya? Burada biri kemençe gibi bir şey çalıyor galiba. Buna bir hemen şöyle bir bahşiş bırakalım. Biraz iyi bir vampir olmaya karar verdik. İyi günümüzdeyiz şu anda. İnsanlarla eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz. Çünkü vampir olmak demek sonsuza kadar yaşamak demek. Buna da kime karşı? Karşısında kim var? Buna karşı kötü davransın. Buna emir verelim. Herkesin işini baltalıyoruz. Hadi git. Ona doğru git. Şu beyaz taşlıya doğru gidecek. Emir verdik ona. Selam dostum. Gerçekten gösteri çok iyiydi. Kim bilir nesiyle dalga geçti şu anda. Bir dakika, bu şey mi ya? Belki miydi? O mu bu ya? Ha, değilmiş o, tamam, o değilmiş. Bir yorgunluk çöktü üstümüze. Ama şu anda enerjim bayağı düşüyor. Vampir enerjim bayağı düştüğü için şu anda eve gideceğim. Şimdi eve gidiyoruz ve birazcık vampir kitapları okuyacağız. Aynı zamanda şehirdeki diğer vampirler de gece ortaya çıktığı için onlarla biraz konuşabiliriz. Hemen bir duşa giriyoruz. Sonrasında bizim kitabımız var. Burada kim var? Burada birisi var. Sen de kimsin? Yalnız bir şekilde parka geliyoruz ama burada birisi daha var. Acaba insan mı, vampir mi? Hemen yanına geldik. Bakalım. İnsan mısın, vampir misin? İnsan çıktı. Neydi bu güç? Ne yapıyordu bu güç ona? Uyutuyorduk galiba. Evet, uyutuyorduk herhalde. Uyuttuk mu? Ya, uyumadı. Şimdi uyuyakaldı, tamam. Buradan da birazcık daha puan kazandık bu arada. Şimdi hangi özelliğimizi açabiliriz? Hayat enerjilerini alma özelliğini açıyoruz. Şimdi...
Artık kan içerken hayat enerjilerini de alabileceğiz. Mesela buradan deneyelim. Aa, vampir gücümüz yokmuş ama yeterli derecede. O gitmeden keşke bir şey olsaydın ya. Bir insanın bütün hayat enerjisini almak istiyoruz. Evet sen. Aa, bu vampirmiş. O zaman merhaba. Böyle vampir mi olur? Bu hiç korkunç değil ya. İnsan var mı bu saatte? Aa, bu çok değişik birisi. Aa, insanmış bu. Vampir zannettim. Ulan bu vampir hayranı birisi herhalde. Şuna konuşmayı bırak ve şimdi buradan yaşam enerjisini alacağız kanıyla birlikte. Şuna muhabbet keser misin artık? Şuna muhabbet kes yani. Evet, şimdi bizi yalnız bırakır mısın? Çünkü birazcık hayat enerjisini almam gerekiyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yine oyunu hipnotize ediyoruz ve bu sefer etrafımızın siyah dumanlar oluşuyor. Çünkü bu bayağı karanlık büyü gibi bir şey böyle. Aynı zamanda onun bütün yaşamını da çalıyoruz. Bu arada gücümüz artıyor mu hiç acaba, ona bakacaktım ben bu arada. Bayağı bu arada vampir enerjimiz artıyor bunu yaparken. Ve sanırım puan da kazanacağız. Eğer kazanıyorsak bundan da içeceğim çünkü. Bundan da hayat enerjisi alacağım. Dur bir yere gitme. Bayağı bir şey enerji geldi. Gel gitme dur. Sabah olmak üzere. Kaç. Kaç eve gidiyoruz. Sabah oldu, kaç. Koş, sabah oldu. Evet, şimdi iş zamanı. Şimdi iş yerine gidiyoruz. Bakalım oradan neler oluyor. Oradaki herkesi yavaş yavaş vampire çeviriyorduk. Bakalım. Bunları yapacağız. Sonra karanlık gücümüzü saklayacağız. Yine bir dosya alalım. Yine bir dosya alalım. Kalkın pisi başından. Hemen bir dosya alıp olay yerine adımımızı atacağız bu sefer. İş yerine odaklanmış durumdayız. Selam. Seni ben vampir yapmışım. Ne yapıyorsun ya? Dur. Hayda. Aldık mı dosyamızı şu anda? Aldık. Güzel. Şimdi şefle konuşacağız. Ve dosya hakkında böyle teorilerimizden bahsedeceğiz. Hadi işte. Aha. Aha. İş yerine geldi. Bunu dönüştürmüştük Nina'yı. Nina artık bir vampir oldu. İş yerinde polis merkezindeki herkes yavaş yavaş vampirimiz yapacağız. Onları emrimiz altına alacağız. Çünkü biz onlardan daha güçlüyüz. Şefim, şimdi benim şöyle planlarım var. Bence hırsız bahçıvan. Katil de bahçıvan olabilir. Şu karanlık halimizi taklamayı unutmuşuz bu arada. İnsanlar bizden biraz şey yapıyor. Ay, niye biz araları kötü oluyorsa ben de anlamadım yani. Şimdi polislerin böyle bilgilerini inceleyeceğiz. Evet, database'lerini inceleyeceğiz. Çekilir misin? Çekil. Çekil, biz vampir. En güçlü biziz. Gördün mü? Hırr hırr hep böyle. Tamam, şimdi make mugshot at the booking station. Yani bunu da yapabilirim. Şurada bir harita oluşturayım durduk yere. Can sıkıntısı yani. Sonra buraya gidelim. Yine olay yerine gidelim. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Hangi olay çıkacak karşımıza? Senkronizasyon. 3, 2, 1. Hazır mıyız suçlu mahalline? Suç mahalline geldik şimdi. Bakalım burada hangi? Ooo, suç mahalli bu sefer güneş altında ve çok kötü. Hemen hızlı bir şekilde karar vermemiz gerekiyor. Suç mahalli burası bu sefer. Burada birisi intihar mı etti acaba? Yoksa neden buraya geldik ki biz şimdi? Bir tanık bulmamız lazım. Bir içeri gidelim, şu eve gidelim, şuraya gidelim, güneş olmayan bir yere gidelim. Buradan şimdi parmak izi alacağız bu sefer. Evet, şöminemiz yaktığımıza göre. Şimdi parmak izlerini topluyoruz buradan. Ve aldık. Birisi ağlıyor bu arada. Birisi ağlıyor. Kim ağlıyor? Hemen seninle konuşmamız gerekiyor. Yerde izler var. Buranın fotoğraflarını çekmeliyiz. Tüm polislerden daha iyi iş çıkarmalıyız. Bu şimdi Salim Bey, sizin biraz şuradan raporlarınızı alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Neler gördünüz? Tamam, neler gördüğünü aldık. Fotoğraflarını da aldık. Biraz daha fotoğraf. Örnek alalım. Bundan örnek toplayalım. Sizler de kimsiniz? Salim'le araları mı varmış bunların ya? Biz ne ara bununla aralarını yapmıştık? Hatırlamıyorum bile. Aa, yine garip garip hareketler yaptım. Millet şimdi yine bizden soğudu ya. İlla niye biz de bana karşı böyle kötü oluyorsunuz? İlla bu modu mu açalım yani? Evet, şimdi onları etkimiz altına aldığımıza göre yine vampir gücümüze yenik düşüyoruz ve
vampir gücümüzü insanlar üstüne kullanmaya başlıyoruz yine. Bakalım bu dosyayı çözebilecek miyiz? Başka nereyle ilgili fotoğraf çekebiliriz? Hemen bakalım. Kavga edersek kazanır mıyız? Neden biz hiçbir kavga kazanamıyoruz? Sen! Seni yerim şimdi. Bizi destekle. Hemen bizi desteklemen lazım. Benim acaba şey de çalışıyor şu an. Vampir gücü de çalışıyor. İşe yarar mı bilmiyorum. Bakalım hadi. Ya yine dayak yedik ya. Yine dayak yedik. Dayak yediğim için senin yaşam enerjini alacağım. Bu odada bir şeyler var. Bu oda suç mahalli. Önce şuradan birazcık yaşam enerjisi alalım. Aldık. Neyse, bu gücümüz açık dururken hemen burada odada şeyleri toplayacağız. Halıda mı bir şey var acaba? Biraz daha fotoğraf çekeceğim bayım. Şimdi alt kata iniyoruz. Kurbandan şey alalım. Hemen alalım buradan işimiz bitmeden. Koş buraya gel. Evet, anlatın bayım, anlatın. Yine kafayı yedik ya. Aha! Ayak izleri bulduk bu sefer. Hemen bunu almamız lazım buradaki süre bitmeden. Bunu alalım, olayı çözeceğiz. Ayak izleri yoktu, kimse görmedi bunları. Burada da kitaplar var. Yere bir şeyler düşmüş. Kitap da değil bunlar, cüzdan galiba. Evet. Bu olayı çözmemiz gerekiyor. Hemen şimdi işe geri dönelim. Hemen buraya geldik ve şimdi bu parmak izlerini burada karşılaştıracağız. Önce fotoğrafları karşılaştıracağız. Güzel para kazanmış. Tam bitireceğiz bu arada, şey oldu ya. İş süresi bitti. Çok kendimizi çok güzel oyalamıştık halbuki bu işle. Şimdi eve tekrardan geri geldik ve hemen enerjimizi artırmamız gerekiyor. Birazcık uyuyalım. Çünkü bayağı güneşten yanmışız bir vampir olarak. Gece yine de yalnız dolaşan bir insan ve hemen içmeden önce şöyle özelliğini tespit edelim. Vampir şey olarak gelseydik keşke buraya. Ya bilgisayar oynuyor ya. Manyak mısın? Niye bilgisayar oynuyorsun? Buraya hemen yarasa olarak gelir misin? Yarasa olarak gel buraya. Buraya gel, kişiliğini tespit edeceğim. Dur, hızlıca koşacağım buraya yetişmek için. Evet, buraya hızlıca koşuyorum. Geliyorum. Yani bayağı hızlı koştuk. Bayağı hızlı koştuk gerçekten. Ay gidiyor ama bu, gitme. Dur, kan içeceğim o zaman, gel. Hey, burada birileri var, vampirmiş. Ama olsun, vampir de olsa yine de ona karşı şu gücümüzü kullanalım. Onun özelliklerini öğrenelim. Dağınıkmış, böyle kendine çok özgüvenliymiş ve böyle işte minimalistmiş. Ona biraz güçlerimizi gösterelim. Hava atalım, o kadar şey öğrendik sonuçta. Akıllı ol. Belim tutuldu yine. Bir tek benim belime kramp giriyor. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Ah, beceriksiz seni dedi. Şunu bir düzgün yap. Ne kadar beceriksizsin. Ne oluyor? Bağırıp bununla bağırtıyor. Garip. Sana emir vereceğim ya. Bir vampir emir vereceğim. Sana çalışmanı emrediyorum. Bakalım vampire karşı güçlerimiz işe yarayacak mı? Çalışmayabilir çünkü onlarda. Aa, işe yaradı. Demek ki biz artık biraz daha güçlü bir vampir olduğumuz için başka vampirleri de kontrol edebiliyoruz. Şu anda yürüyüşe başladı mesela. Birazcık gecenin karanlığında. Gece gölgesinde. Ayla birlikte. Kurt adam bitkisi varmış. Alsak mı, ne yapsak? Şimdi bu kan bitkisiymiş. Bunu sulamamız gerekiyor. Aha, güneş geldi. Artık sadece tabutun içinde uyuyabiliyormuşuz. Yani böyle bir özellik geldi. Yani seçerken işte dezavantaj olarak. Çok güzel ya. İşe gitmemiz gerekiyor. Tam tabuta girmiştik. Bu sefer iş yerine gidiyoruz şimdi ya. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Hemen fotoğrafı şurada bir tarayalım. Çekilir misin? Bak, sinirim bozacak benim. Bunu yaşam enerjisini alsak da pek yaşam enerjisi olduğunu zannetmiyorum. Bayağı yaşlı bu çünkü. Bu var ya, yüzünden bunun böyle sağlık akıyor. Oha, çok hızlı geldi. Hemen şuraya parmak izlerini koyacak şimdi. Bunları analiz ediyor. Tam bir hacker ya. Sonra da parmak izlerini alalım. Evet, aldık mı? Evet, burada şu anda izler. Lazerle geçiyorlar böyle. Ve birisi geldi. Kimsin sen? Ve başarılı bir şekilde analiz ettik şu anda. Hemen şuraya ekliyoruz. Kanıtları bu tahtaya ekleyeceğiz şimdi. Acaba ne çıkacak? Katil kesin bahçıvan çıkıyor. Burada fotoğraflar da var bu arada o evin. Parmak izi bu sefer.
Sonra da bir kanına eminim ya. Bayağı bir enerjim gitmiş. Vampir polis ya. Çözmek üzereyiz davayı. Biraz daha kanıt ekleyeceğiz. Biraz daha kanıt ekleyeceğiz. Hadi şunu çözelim davayı. Çok merak ettim. Bir daha olay yerine gideceğiz. Ne yapıyorsun? Mekik çekiyor. Olay yerine gideceğiz. Polissin sen. Vampirsin. Niye orada durduk yerde mekik çekiyorsun? Şimdi tarayacağız onu. Haritayı tarayacağız. Koordinatları gireceğiz ve şüpheliye doğru gidiyoruz galiba. Davayı çözdük mü? Ne yaptık ya istemeden? Şüpheli kim? Hemen oyun oynamaya geldi ya. Aa, anladım. Şimdi şüpheli tutuklayacağız. Ama iş günümüz bitti. Aha, sensin. Tutuklusun sen. Değilmiş, tamam. O zaman sensin. Sensin. Vampir olduğum için hızlı hızlı hepsini tutuklayabiliyorum. Bu da değil. Aha, tutukladım. O muymuş o? Vay be. Neyse, ikinci sallayışımızda tutturduk şüpheliyi şu anda. Hadi bakalım, yürü içeri. Her yerini aradık şu anda. Ya suçlu yakaladık ama bizi hiç iş yerinde yükseltmediler galiba. O kadar da çalışmıştık halbuki. Akira'yı buraya çağıracak şimdi. O gelene kadar da hemen bir meditasyon yapar. Böyle bir kıyafet giysin bence. Evet. Hoş geldin. Sana bir hikaye anlatacağım. Umarım normal insan gibi gözüküyordur diye düşünüyor yani kendi içinden böyle. Bakalım karşılık verecek mi? Eğer karşılık vermezse bayağı bir yıkılır ve sinirlenir. Bayağı kötü bir insan olmaya başlar. Evet, şimdi ona ne kadar hoşlandığını yavaş yavaş belli etmeye başlayacak. Kabul etmedi yine. Kabul etmedi, reddedildi şu anda ve çok sinirlendi. Şu an gerçekten siniri bozuldu. Bu bölümü burada bırakalım. Bakalım bu hikayenin devamı nasıl olacak? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Fikirleriniz varsa da aşağı yoruma yazabilirsiniz. Bölümle ilgili tekrardan bay bay.